Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ergün Diler, Çatışma, Sarosu, Rakıfeleri, Dupant ailesini, Pentagon'u, Metis'i, Danfort'u sık sık yazdım. Ara sırada olsa buralarda pek bilinmeyen Opus deyi işaret ettim. Vatikan'ın önemini belirttim. Türkiye'siz olmaz dedim. Türkiye'yi yanına alan kazanacaktır diye sık sık not düştüm. Bütün olan bitenler bizi haklı çıkardı. Çıkaracak da. Saros'un arkasına aldığı güç Avrupa'yı, Fransa'yı Halaç pamuğu gibi attı. Macron, Roche ailesinin genç jenerasyon siyasetçisiydi. Önündeki favori isimleri teker teker kenara alındı. Macron yürüdü. Devlet başkanı oldu. Peki, Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Beyaz Saray, Pentagon ne yapmak istiyordu? Son dönemde olan biteni alt alta getirdiğinizde tablo gayet net olarak ortadaydı. Buna bakalım biraz. Suriye'den Paris'e bir hat çekelim. Bakalım neler oluyormuş ve neler olacakmış. Defalarca yazdım. Önemliydi çünkü savaşın tabelasını anlatıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron 12 Kasım tarihinde gerçek bir Avrupa ordusu yani PESKO kurulmalı. Artık vakit kaybedemeyiz dedi. Bu açıklamadan 5 gün sonra sarı yelekliler Fransa'yı işgal etmeye kalktı. Sarı yelekliler PESKO'yu istemiyorlardı. Ardından sarı yelekliler "Frexit" diye haykırmaya başladı. Özellikle bu Frexit kelimesi pek görülmedi üzerinde çok durulmadı. Neden? Gazeteci olmaya gerek bile yok. Tarihleri dikkatlice incelediğinizde Pesko çıkışı ve Fransa'nın karışmasının arkasındaki bağı görebilirsiniz. Bütün bağlantılar ortada. Trump'ın biz olmasak Paris'te Almanca konuşuyordunuz çıkışı vardı. Bu hem aileye hem Macron'a hem de Avrupa Birliği'ne söylenen ağır bir sözdü. Trump'ın zikzakları olsa da burada adres açıktı. Bugünün politikası değildi yaşananlar. Amerika Birleşik Devletleri kesin ve net olarak Avrupa Birliği'ni dağıtmak istiyordu. Büyük planda büyük oyuncu istemiyorlardı. Dolarla avronun kavgası gibi düşünün. Yani ilk önemli adım İngiltere'den geldi. Bir eksit gerçekleşti. Ardından Almanya Avrupa Birliği konusunda tartışmaya başladı. Sonra da sarı yelekliler ortaya çıktı ve Frexit konusu gazete sütunlarında yer buldu alttan alta. Avrupa demek artık Avrupa ordusu yani PESCO demek olacaktı. PESCO da Akdeniz demek, Akdeniz demek Afrika demekti. Pentagon bunu biliyordu. Washington düğmeye bastı. Şimdi durdurmazlarsa bir daha durduramazlardı. Soros'un liderliğinde büyük kuşatma başladı. Fransızlar baş roldeydi ama kime fayda sağladıklarından haberleri yoktu. Macron köşeye sıkışmıştı. Paris yanıyordu çünkü. PESCO Avrupa'nın enerji güvenliğini koruyacak tek güç olacak. Eğer kurulursa madalyonun diğer tarafından bakıldığında ise NATO'nun büyük güç kaybı demekti. O nedenle PESCO'nun engellenmesi, Washington için en öncelikli planların başında geliyordu. Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması, Afrika'dan da ayrılması anlamına geliyor. Avrupa Birliği'nin gücü, Fransa'nın Afrika'da daha güçlü olmasını sağlıyor. PESCO henüz kurulma aşamasında ama eğer gerçekleşirse görev yapacağı üç bölge çok önemli. Akdeniz, Karadeniz ve Aden Körfezi. Bu üç noktada da Washington'a karşı hamle yapacak olan PESCO, dünyanın dengesini değiştirebilecek güce sahip olacak. Bu da sır değil. Hatırlayın, bir süre önce Başkan Erdoğan İstanbul'da Macron, Putin ve Merkel'i ağırladı. Suriye konusunda dört ülke ağırlığını koydu. Oyunu bu ittifak kurup yönetecekti. Fransa, Türkiye, Rusya ve Almanya'nın Suriye konusundaki birlikteliği Washington'un Suriye'den çekilme kararıyla bitti. Neden peki? Cevap zor değil. Çünkü Fransa Suriye'yi Türkiye'yi bırakamaz. Böyle olunca da Pesko için çok ama çok önemli olan Türkiye bir anda NATO ile yürümek zorunda kalacaktır. Washington'un hesabı da buydu. Dört ülke Suriye için bir araya gelirken Suriye nedeniyle ittifak dağılma tehlikesi yaşayabilirdi. Washington'un bu hamlesinin ne kadar doğru olduğu Fransa'nın telaşıyla görüldü. Çünkü Fransa, Orta Doğu ve Türkiye'deki PKK ile YPG ile hep iç içe oldu. Onlara Belçika üzerinden maddi destek sağlayan hep... Fransa'ydı. Hatta Elisi Sarayı'nda ağırlanan PKK'nın önemli isimlerinin yanı sıra binlerce PKK ve YPG'liye Fransız pasaportu verildi. Washington bunları biliyordu. Geçmişte birlikte çalıştıkları bir konuydu. Suriye hamlesiyle Fransa ile Türkiye'yi karşı karşıya getirdi. Washington Suriye'den çekilerek Irak'a doğru birliklerini kaydırıyordu ama Fransa odaklı operasyonları bitmemişti. Hatta daha yeni başlıyordu. Şimdi Fransa'nın asıl endişesi başladı. Başlarının nerede derde gireceğini iyi biliyorlar. Birçok anlaşma imzaladıkları İran Paris'i uyutmuyor. Tedirginlik büyük. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ekonomik ambargoyla İran'ı ciddi manada köşeye sıkıştırmış durumda. Daha önce denedikleri halk isyanı da testi. İran'ın sinir uçları şu anda CIA tarafından kontrol edilmekte. Çok ciddi İran çalışması var yani. Arkadan asker operasyonun geleceği gören gözler için sürpriz de değil. Eğer Fransa Washington'la çatışma halini sürdürürse İran konusunda en ağır darbeyi alacağını biliyor. Elise Sarayı'ndaki korkunun iyice büyüyeceğini öngörüyorlar. İran'la iş yapan iş adamlarının tamamı Macron'a yakın isimler. Onlar bir anda kara lisede olacak ve Avrupa'da bile iş yapamayacaklar. Bunun gerçekleşmesi hiç de zor değil. Macron'un tekrar Fransa'da seçilme ihtimali artık kalmadı. Washington yeni cumhurbaşkanı için iki isim üzerinde duruyor ve bu kişilerden biri seçilirse ki ihtimal yüksek tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü artacak. Fransa'yı benimseyen vatansever IMF başkanı Lagert'ta adaylar arasında. Amerika Birleşik Devletleri Lagert için karşı çıkmaz. Çünkü Lagert Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklığı isteyen biri. Önümüzdeki günler Fransa ekseninde şekillenecek bir dünya vaat ediyor. Sarı yelek sadece yelek değil. Yeni masayı oluşturan önemli bir silah. Amerika Birleşik Devletleri YPG PKK üzerindeki elini çekti gibi gösterip Fransa ile Türkiye'yi, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek istiyor. İran zaten öteden beri hedeflerinde. Bir yere gittikleri yok. Kalarak kaosu yaşatmak istiyorlar. İran operasyonu için para da bulundu zaten. Bütün kurgularda Türkiye'nin nerede olacağı hesap ediliyor ve edilmekte. Dünyaya nereden bakarsanız bakın İlk göreceğiniz ülke Türkiye. Böyle. Ergün Diler, Takvim. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.